Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi, Emirhan İlkan'ın ayrılması konusunda "3 gündür kendisinin kalması için her şeyi yaptık ama zorla güzellik olmuyor. Bizimle iletişim kurmuyor. Bizi sadece menajeriyle muhatap ediyor." dedi. Beşiktaş Başkanı Serdar Saatçi'ye yeni sözleşme önerdiklerini de söyledi, o da Avrupa'ya gitmek istiyor, bekleyip göreceğiz diye konuştu. Başkan Çebi, transfer çalışmalarına da açıklık getirdi, hocamız takviye istiyor, orta saha kanat ve stoper transferi düşünüyoruz ifadesini kullandı. Çebi, Demir Grup Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Keskin'le ilgilendiklerini de belirtti. Ersin Destanoğlu için teklifler geldiğini bildiren Ahmet Nurçebi bunları değerlendirme aşamasında olduklarını vurguladı. Ahmet Nurçebi 8 artı 3 kuralının yerli oyuncularda rehavet yarattığını ve bu durumu doğru bulmadığını da sözlerine ekledi. Ahmet Nurçebi'nin açıklamalarıyla başlayalım sevgili Fatih Doğan. Tabii ki Emirhan konusu çok önemli bir gündem yarattı açıkçası. Önceki nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Yani başkanın e, tabii ki uzun bir aradan sonra medyayı toparlaması, sohbet toplantısı gerçekleştirmesi olumlu bir adım. En azından kendilerini ifade etme duygudan ifade etme aslında önemli. E, Amy ilgili analizlerimizi ortalık yangın yerine ilk döndüğü günde burada açıklama imkanı bulmuştuk. Bu bir e, sistem sorunu, bu sistem süreci. E, aslında taşların e, her iki tarafa e, evrilmesiyle alakalı bir durum. Şöyle anlatayım. Emirhan Beşiktaş'ın öz kaynağının ürettiği bir isim. Normal şartlarda 4,5 milyon euro bir bedel. Emirhan gibi genç henüz fazla süre almamış ama yeteneğine, geleceğine kapasitesine uygun olarak daha yüksek değerlere ulaşabilecek bir oyuncu ama 4,5 milyon euro da 100 milyon TL'ye yakın bir para ediyor. Az bir para değil. Bu açıdan bakmak lazım. Bugün edelinin karşısına fazlası almış bir oyuncu. Ama geleceğe ait kazandırma ihtimali var. Yani bu oyuncunun 10 milyon eurolara, 15 milyon eurolara gitme durumu var. Buna da ulaşabilecek bir potansiyeli var. Taraftar da diyor ki bu potansiyeli biz oynatarak yaşatsaydık, haklı olarak daha yüksek bedellerle gönderseydik diyor. Bunda kimsenin bir eleştirisi olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konuda herkes en fikir. Bir değerdir sonuç itibariyle. Ama bir UEFA kuralları açısından bir sıkıntı var. 18 yaş Parametresine gelen oyuncularda yaptığınız uzun vadeli sözleşmeler çok geçerli sayılmıyor. Yani orada bir bağlayıcılık ortadan kaldırılıyor. Emirhan İlkan Torino'da Yarın Torino'ya gidecek olan Emirhan İlkan sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde 18 yaşındaki oyuncu yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sağlık kontrollerinin ardından Torino Beşiktaş'a 4,5 milyon euro bonservis bedelini yatıracak. İtalyan ekibi Emirhan'a yıllık 600 bin euro ücret ödeyecek. Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan geçen sezon A takımda şans buldu ve çıktığı 12 maçta bir gol kaydetti. Beşiktaş'tan orta sahaya Burak İnce hamlesi. Beşiktaş orta sahaya bir takviye yapmak hızına harekete geçti. Gelen son haberlere göre siyah beyazlar Arminia forması giyen Burak İnce'yi gündemine aldı. Beşiktaş 18 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk resmi adımı da attı ve Alman ekibine oyuncunun şartlarını sordu. Arminia Bielefeld'e Altın Ordu'dan transfer olan Burak İnce'nin Bielefeld'de 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da forma giyebilen 18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1,5 milyon euro. Beşiktaş'ta Mert Çetin harekatı Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren siyah beyazlar stoper hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Valerian İsmail'in raporu doğrultusunda arayışlar sürerken flash bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazların Hellas Verona'da forma giyen Mert Çetin ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürülüyor. İtalyan basını Verona'da forma giyen Mert Çetin'in takımdan ayrılacağını yazdı. Söz konusu haberde futbolcunun kendi ülkesine döneceği belirtildi. Mert Çetin'e Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği ifade edildi. Hellas Verona forması giyen Mert Çetin'in kulübüyle görüşmeleri sürüyor. 25 yaşındaki oyuncunun Verona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş geçen sezon Kayserispor'da kiralık oynayan Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor. Mert Cetin Kayseri Spor'da 13 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı. Başarılı soper kariyerinde daha önce Gençler Birliği, Hacettepe, Roma ve Verona formaları giydi. Mert Cetin'in güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro. Beşiktaş'tan amiri bombası. Beşiktaş, Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Afganistan asıllı Almanyalı zamirinin peşinde. Siyah Beyazlar Kulübü olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 25 yaşındaki futbolcunun meleşeriyle görüşmelere başladı. Beşiktaş Teknik Direktör Valerian İsmail'in orta sahaya kesinlikle bir oyuncu daha istediği ve bu yüzden yönetimin çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi. 2019 yılında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e 9 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan amiri 5 kez Alman milli takım formasını giydi. 178 Bundesliga maçına çıkan Amiri 15 gol atarken 24 de asist yaptı. Kariyerinde ise 298 karşılaşmada 32 golü ve 28 asisti bulunuyor. Geçen sezon İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen genç yetenek Serie A'da çıktığı 12 maçta 2 asist üretti. Amiri merkez orta saha bölgesinin yanı sıra 10 numara ve sol kanat mevkilerinde de görev alabiliyor. Beşiktaş'ta Salih Uçan'a sürpriz talip. Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde Serie A temsilcisi Hellas Verona'nın 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı. Haberde İtalya'da daha önce Roma ve Empoli formaları giydiği hatırlatılırken bonservis bedeli 2,5 milyon euro olarak gösterildi. Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon olan Espor'dan transfer olan Salih Uçan geçen sezonun devre arasında Başakşehir'e kiralanmıştı. Sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönen tecrübeli futbolcu hazırlık kampındaki performansıyla dikkat çekmişti. Badra Siste imzayı atıyor. Beşiktaş genç oyuncusu Badra Siste ile ilgili kararını verdi. Siyah beyazlar 19 yaş altı takımında forma giyen fildişi Sahile oyuncusu Siste ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Savunma bölgesinde görev yapan oyuncu siyah beyaz takımına Avusturya kampına katılmış ancak İspanya kampı kadrosuna alınmamıştı. Badra sözleşme imzaladıktan sonra rapora göre takımda kalması ya da gelişmesi için kiralanması bekleniyor. Beşiktaş çalışmalarını sürdürdü. Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Valerian İsmail'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bir buçuk saat süren izman ilk olarak ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman yan top hücum organizasyonları ile tamamlandı. Siyah beyaz ekip Kayserispor Spor maçının hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yapacağı antrenmanda sürdürecek.